İyi akşamlar. Bera günlük grafik. Bera'da biliyorsunuz geçen haftalarda da sıkışan bir trend aslında. Yani burada bir düşüş yoktu. 9 liranın altında dip alamadık. oraya kadar satabildi piyasa. Oradan aşağısını zaten Bera'da satamadı. Ama bir miktarda sıkışma vardı. Yani şöyle gördüğünüz gibi 6-7 Eylül tepesinden şöyle arada bir yoklamalar bu duruyor duruyor. İşte böyle bir atıyorlar öne doğru. Sapan gibi fırlatıyorlar gün içinde tavanı. Oradan satıyorlardı falan filan. Onu da takip ediyorduk bir taraftan. 9'u kıramadı en son harekette. E, tekrar 10-30'u takip etmeye başlamıştık. Artık bu şöyle biraz büyüteyim görülsün. Bu alanında geçildiğini, e, dirençlerinde geçildiğini görüyoruz. Ama 2 gündür yine 11.80 sıkıntısı geçmedi. Yani e, o sıkıntı devam ediyor. Orada satıcılar var 11.80-12 civarlarındaki o konumda. Dolayısıyla e, bu trend şu anda yukarı bir trend yapmaya çalışıyor. Yani şu alt bantta gördüğünüz gibi dirence geldi orayı kırmaya çalışıyor ki hala da yönü değişmiş değil onu söyleyeyim Onun için aynı 11.80 takip ederiz Yani bu alandan bir çıkış olursa yukarı doğru özellikle 9 12 desek yani biraz yuvarlıyorum 3 lira 11.80 14.80 direnci var yukarıda yukarıdaki sol taraftan da 14.30 50 civarlarında bir direnç hattı olduğunu görürsünüz yani Dolayısıyla bu çıkış önemli 12 diyelim 12'den 14 50 80 civarlarında bir hareket yani şu alt alanın katlanma ihtimali olabilir böyle bir durumda o yüzden yakın vadede önemli hacim var yükseldi biraz daha hacim Bu da bir alıcı ilgisi zaten biliyorsunuz burada satamadılar yani yukarı giderken gitti de gelirken çok fazla. Hacim olmadı satışlarda ee, bilemiyorum belki de bir takası uygulaması vardır başka bir şey vardır o ayrı bir konu yani burada olmayan işlem hacmi burada olmaya başladı bunu daha önceki pek çok videoda anlattım yani orada bir canlılık geldi piyasa işte alanlar satanlar artık neyse ne oldu ee, bu kısımda buradaki hacim artışında gayet e, o yüzden olumlu buluyorum daha da canlandığını görüyorum bir miktar. RSI 66 güçlü bir alanda. Düşüş başladığından beri ilk defa 66 gibi bir RSI değeri okuyoruz. Bu önemli bir şey. Ee, yine MACD'ye baktığınız zaman pozitif olduğunu görüyorum. Berada. Bir arada. Tabii kırılırsa yani tekrar bir 12'nin 11.80 ama yani ben 12 diye yuvarlıyorum. Üstü bir hareket alırsak bu 14.80 civarındaki kısım da aradan şöyle bir kalkar 15 diyelim ona da. Akılda kalacak arkadaşlar. Basit yani yuvarlak sayıya gitmek lazım bazen. Öyle çok e, araya bakmamak lazım. Şimdi bu alan ne dedik? Bir daha bakayım da e, 3 lira civarı diye tuttum ben bunu. 11.80. Yoksa şöyle hesaplayabilirsiniz tabii milimetrik hesaplayacaksınız 9.30 aslında alanın altı. E, yukarıda 11.80 ne yapar? 9.10 11.30 2,5 lira yapar. 14.30 yapıyor değil mi? 14.30. Yani bunun milimetrik hesabı budur normalde. Ben biraz yuvarlayarak konuşuyorum. Ama daha dikkatli arkadaşlar için söyleyeyim. 14.30. Orası kırılırsa 1773'te 200 gün ortalamadaki direnci. 200 gün direnci ki bu da önemli bir dirençtir. Bunların dışında söylenebilecek başka bir şey yok. Umarım. Şunu da kaldırayım. Bu akım devam eder. Bu kısa akım. Yani özellikle 10.30 kırılmadıkça Şimdi 10.80 ve onu da söyleyeyim 10.80'da 10.30'da yakın vade e, alabileceğiniz destekler en kolay e, destek alanları hareketli ortalama desteğidir. E, bu destekleri alabilirsiniz. Özellikle 10.30'un altında da bir satış görmedikçe bakalım bu zorlamalar devam edebilir yukarı doğru herkese iyi akşamlar.